kolay olmayan iş kardeş. Herkes bu işi yapmaz. Kolay gelsin efendim. Kızlar kolay gelsin. Allah çok şükür ya Rabbi. Abi şöyle böyle 60 sene oldu. 60 yıldır terzi şubacısı. 60 senedir bu işi yapıyor. Benden evvelce bir Antepli terzi yapıyordu. Biz çocuktuk o zaman. Biz gittiğimiz zaman yanına saklıydı, işi göstermedi bize. Biz şimdi herkese söylüyoruz ya, kimse gelip de nasıl işte baka baka öğrendik mesleğin vermiş olduğu şey. Ben 70 senedir bu meslekten uğraşayım. Yani 60 senedir terzilik, 10 senede. Çok şükür ya. Ben emekliyim. Yani bu işin üzerinde biz o para kazandığımızdan değil. Öyle bir şey oluyor ki bir gün çalışsın adama diyorsun ki işte ya bir eş yoksa normal para alak. Yok para sana çok. Yine olmazsa çünkü aynı renk. İpliği çekemezsek yapamayız biz. İlle ipliğini çekeceğiz kendini. Kaç renk ipliği varsa. Onu çekeceğiz. Onu çekmezsek olmuyor. Diyarbakır'da bir arkadaş yapıyordu. Yapamamış. Yapmamış. Yapacağız kardeş. Ya bu işi ya adamın dediği ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin derlerdi ya eski tabir. Kimse benim oğlum bile yapmıyor. Ha, düşün. Bundan uğraşmaya değmez. Yani değmez ne? Şu yaraya bakın, 2 saat uğraşırsın. 2 saatte bir pantolonun yarısını dikersin. 10 tane paça katarsın 2 saatte. 5'er lirasın, 50 lira alırsın. 2 saatte buna 10 lira istersin, çok diyor. Vatandaş öyle işi bilerekten getirmiyor. Bir takım elbiseyi dikmek için en kötü şartlarda bir ceket 3 günden önce bitiremez en iyi kalfa. 3 günlük yövmiyesini istesen vermesine imkanı yok. Vermiyor. Yani hayat şartları değişti. Hazır adam elbise, takım elbiseyi 200 liraya takım elbise veriyor. 200 lira sen onu bir haftada diker 200 lira versen kabul eder mi bir haftalığına? 600 lira kim çalışır bir ay? Emeğimizin karşılığını almak mecburiyetindeyiz. Mesela şimdi yarım gün çalışırsın, adama dersin ki ya 25 lira ver. Ya 25 lira olur mu diyor ya. Yarım gün çalışmıyorsun, seni yövmeyen kaç lira? 80 lira. La sen 80 lira değil, 8 kuruşa ben seni çalıştırmam. 80 lira yövmeye lan adam, ben bir gün yaptığım işe 40 lira isteyeyim çok değil. Bu işle uğraşır mı? Şu minnacık yere 50 tane iğne atıyorsun. Adam pantolon paçası katlıyor, ceket boyunu uzatıyor, kısaltıyor. Yani terzilerin %50'si o şekilde geldi.